Yok, biraz tansiyonum düştü herhalde. Siz biraz çabuk olur musunuz? Ya oturun siz, ayakta beklemeyin. Ben imza için seslenirim. Tamam ama siz biraz çabuk olun, tamam mı? Hayır, oturun isterseniz. Korkudan düşüp bayılacaksınız. Bu arama bilgisayarına düşer mi? Savcıdan yazı çıktıysa sisteme hemen düşer de. Vallahi emri almamışlardır. Yazı çiz, imza işi uzar biraz. Hikmet, derhal şu yakalama emrini sisteme gir. Havaalanları, güvenlik noktaları, resmi kurumlar, her yer. Albay Bey, bütün mal varlığınızın alım satımı için Mustafa Aktaş'ı vekil tayin ediyorsunuz. Evet. İmzanız ne geçiyor? Şuraya ve şuraya. İşlem tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Albay Yıldırım. Albay Bey, kimliğinizi unutmuşsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Tanıyor musun yoksa? Soyadı neydi? Yıldırım. Adam hasta değil, aranıyor. O yüzden kaçar gibi gitmiş. Nasıl ya? O yüzden kanter içindeydi adam. Ben güvenliğe haber vereyim, polise ara hemen. Hasan Bey! Hasan Bey! Nerede be? Nerede bu Kenan? Abi benim işim tamam. Ben uzarım buradan. Ararım Kenan abi sonra. Bir dakika beklesene, nereye gidiyorsun? Beklesene! Kenan, ben senin yapacağın işi... Amirim, Alpay Yıldırım az önce noterden vekalet işlemi yapmış. Sisteme yeni kayıt düşmüş. Hemen bütün birimlere telsizle anons geç. Orayı kontrol altına alsınlar. Ama öncelikle trafik şubeye haber ver. Otobüs, taksi, özel araç ne varsa hepsi tek tek sorgulansın. Hemen amirim. Hadi koçum. Hadi. Kenan, neredesin sen ya? Ne yapacağım ben?
atla, 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 atla. Polisler geliyor Kenan. Polisler geliyor. Oo. Neredesin sen ya? İnnemâ emrihu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Ve subhânellezî biyedihî melekûtü küllü şey'in ve ileyhi turca'ûn. Sadakallâhu'l-azîm. El-Fâtiha. Sağ ol hocam. Nefesine sağlık. Allah razı olsun efendi. En başınız sağ olsun. Sağ ol. İsmail geldi. Efendim Murat. Halil, Alpay az önce noterde işlem yaptırmış. Polis peşinde. Ne diyorsun sen ya? Ne işlemi? Ne noteri? Vekalet vermiş birine. Vekaleti verdiği adamın kimlik bilgilerini de noterden alıp soruşturacağız. Şerefsize bak, malları devredip kaçacaktı demek. Büyük ihtimal. Ama merak etmeyin. O bölgedeki tüm ekipler anons geçildi. Yakalanması an meselesi. İyice köşeye sıkıştı bu sefer. Kaçamaz artık. Hadi inşallah. Tamam Murat, tamam. Biz senden haber bekliyoruz. Ne diyor, ne? Yakalanmış mı? Alpay. Noterde işlem yaptırmış. Polis de peşindeymiş. Yine ortaya çıktı desene sorsun. Ya noterde işlem yaptırıyor ya. Şu adamın rahatlığına bak ya. Gencecik kıza kıydı vicdansız. Bacımın kanı yerde kalmasın. Yakalansın, cezasını çeksin o kansız. Katil diyeceksin Zeynel abi. Katil. Kızım, dur gitme. Hiç sıra çıkma. Ben sonra konuşurum onu. Ali, hadi oğlum, herkes çok üzgün. Kalkalım yavaş yavaş. Bilden toparlanın kızım. Kızım, sen biraz benimle kalmak ister misin yanımda? Sonra Ömer seni gelir götürür. Yok anne, geçeyim ben de. Gözün arkada kalmasın Melek. Ömer yanında. Biz de destek olacağız tabii. İsmail kendin. Geleceğim ben sana gene. Allah'a emanet ol. İşlemi siz mi yaptınız? Evet memur bey. Aslında biraz şüphelendim. Hali hiç iyi değildi. Hasta gibiydi. O an şahsın isminin sistem ekranında düştüğünü gördük. Ve hemen güvenliğe haber verdik. Ben de hemen dışarı fırladım. Son anda gördüm adamı. Siyah renkte bir araba geldi, adamın yanında durdu. Hızlıca binip çekip gittiler. Aracın marka modeli neydi? Modeli bilmiyorum ama siyah renkte, binek orta segment bir arabaydı. Plakasını gördün mü peki? Plakada sadece Adana plakası olduğunu görebildim. Demek ki yalnız değildi. Biri geldi aldı onu. Yanında sadece vekalet alan adam vardı. Civardaki tüm mobese kayıtları incelensin. Ayrıca sizden de şu vekalet alan adamın kimlik bilgilerini alalım. Çıkartıyorum hemen. Öpüklerin dikkatine. Adana plakalı silah selam araç alınıyor. Allah kahretsin, çevirme var. Ben elimizden kaçmayı başardı ama şehirde olduğunu biliyoruz. Bir yere gidemez zaten. Arandığını her yere bildirdik. Birileri buna yardım etti. Yalnız el var. Murat, bu vekaleti alan adama bir ulaşabilseniz. Mustafa Aktaş diye biri. Duyduğunuz, bildiğiniz bir isim var. Esnafın arasında hiç böyle birini tanımayayım ben. Yok, yani tanımıyoruz. Demek ki bilmediğiniz bir tanıdığı. Bizimkiler bir an önce bulup konuştururlar. Aracın eşkali de elimizde. Siyah sedan, Adana plakalı. Kenan'ın arabası olmasın bu? Ne bileyim, yani belki de o da işin içinde.
Ehliyet ruhsal lütfen. Tabii memur bey. Ana hatlardan gidemeyiz. Fena kilitlendik. Nereden gidersek gidelim. Tükenmek üzereyim. Ne olursa olsun beni çıkart bu şeyden, ne olur. Her ihtimali değerlendiriyoruz Ali. Kenan'ın evinin etrafında polis kordonuna alındı. Araç Adana plakı olduğu için muhtemelen Alpay şirketinden kiralamış. Özel araçla rahatça kaçarım, kimseye çaktırmam diye düşündü herhalde. İyi de ya Kenan bu kadar işin içindeyse nasıl böyle rahat rahat ortalıkta geziyor? İşte tam da bu yüzden dolaşıyor yani, şüphe çekmemek için. Ya Kenan yardım ediyse bunca iyiliği niye yaptı ki? Hepsinin amcası Yiğit Ali amca. Şu adamı bulup konuşturalım da bir an önce. Düğüm o zaman çözülecek. Şimdilik bununla idare et. Dışarıda polisler cirit atıyor. Şu telaşları atlattığımızda sana mükellef bir veda ziyafeti çekeceğim. Tamam da Funda'ya ne diyeceğiz? Bir şekilde izah edeceğim. Mithat'a yüklerim suçu. Alpay'ın üstüne gitmiş, o da kendini savunmak zorunda kalmış derim. Senin isteyerek katil olmadığına inanıyorum. Hangi baba oğlunun sevdiği gencecik bir kıza kıymak ister ki? Değil mi Alpay? Tamam ya, sen de hatırlatma şunu. E unutulacak bir şey mi? Neyse. Hadi yemeğini. Canım, bari bugün eve gidip dinlenseydin. Hiç uyumadın. Ben senin yanında gayet iyiyim, merak etme. Ama artık iki canlısın. Çocuğumuz var. Dinlenmen lazım. Babamız bizi de düşünürmüş. E düşünürüm tabii. Siz benim her şeyimsiniz. Gülcan'ın haberi var mı kardeş geleceğinden? Yok, daha söyleyemedim. Ama eminim çok sevinecek. Umarım sevinir. Yani çocuk bunlar, belli olmuyor. Ali de Gülce de çok kıskanabilirler. Ya kıskansınlar, ne olacak? Çocuk onunla kalışırlar. Sağlıklı dünyaya gelsin de. Tek derdimiz çocuklarımızın kıskançlığı olsun. Önce sen şuradan bir sağ salim çık, evimize gidelim. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Hepimiz perişan olduk. O şerefsiz de bir an önce yakalanır umarım. Bence çok uzun sürmez yakalanır. Bak Mithat, bu konuda bana söz verdin, unutma tamam mı? Merak etme. Ailemi tehlikeye atacak bir şey yapmam. Seni de çocuklarımızı da üzmem. Azmedemiyorum dedi. Babamın dayımı bıçakladığını, İkra'yı öldürdüğünü düşündükçe ben delirecek gibi oluyorum. Böyle bir adamın oğlu olduğum için kendimden nefret ediyorum. Katil bir adamın oğluyum. Bu. Benim bu taştan kurtulmam için ondan kurtulmam lazım. Zamanın birinde öfkeli bir oğlan varmış. Babası yanına çağırmış, tutmuş. Avcına bir tutam çivi bırakmış. Demiş ki oğlum, bundan sonra her öfkelendiğinde aşağıdaki bahçe kapısına bu çivilerden bir tane çak demiş. Oğlan babasının sözünü dinlemiş. Aşağıdaki bahçe kapısına bir çivi çakmış. Bir, iki, üç derken öfkesi azalmaya başlamış. Ama anlamış ki öfkeyi yenmek bahçe kapısına çivi çakmaktan daha basit. Bu sefer babası her öfkeni yendiğinde o kapıya çaktığın çivilerden bir tanesini çıkar demiş. Oğlan da yapmış. Öfkesini yenmiş.
Sonra babasını çağırmış. Sevinmiş tabii babası, takdir etmiş. Lakin bahçe kapısı ne eskisinden güzel ne de eskisinden daha sağlam. Delik deşik kalmış. Öfke böyle bir şeydir oğlum. İnsanları hançerleyip yaralarsın. Pişman olursun. Sonra özür dilersin. Ama o yaran izhef kalır. Öfkeyle yapılan da söylenen de o yara gibidir işte. Acılar, acılar insanların en büyük sınavıdır oğlum. O an geldiğimde neye karar verirsen ömrünün sonuna kadar da öyle olursun. Ya acının kabullenip bağırlamasın için tekamüle varacın ya da yakıp yıkıp yok olucun. Seçtiğin yolda yürüyecek olan sensin. Ben yolumu kaybettim dedi. Önümü göremiyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ya ter içinde kalmışsınız. Az bir nefes alın. Abi vallahi beni görmeyin ha. At da yoruldu ya. At da çok terledi hele. Ha gördüm gördüm. Gülce, Seyit Ali. Dayınız az bir rahat bırakın. Hadi bakayım. Ya o zaman köle mi oynayalım? Ya valla benle köle mi oynayacaklar? Ya cüsteme bak hele. Ya hadi geçin masaya da. İkiniz de beni bir çizin bakalım. Beni hanginiz güzel çizecek? Beni bir çizin ikiniz de. Vallahi çok yoruldum ya. Abare. Vallahi çok yoruldum. Efendim kızım. Halacığım nasılsın? Nasıl olayım kızım? Mahmut bebelerle oyun oynuyor. Ben de az dinlendim. Şimdi geldim yanlarına. Kerem nasıl oldu? Daha iyi kızım. Sakinledi biraz. Anladım. Biz de yoldayız Halil'le. Geçiyoruz eve. Ya içim tabii pek rahat değil ama. Kızım baban sana dertlenme demedi mi? Ha, aklın kalmasın. Kerem dedesiyle otur iyi. Sen sıkma yüreğini. Öyle de işte ne bileyim ona. Düşünmeden edemiyorum. Melek. Her şeye koşturucuyum diye. Kendini helak edin kızım. Halil'le evlendiğinizden beri telaşınız, kederiniz hiç bitmedi. Biraz nefes alın. Kendinize bakın. Bizim elimiz çocukların üstünde. Sen tasalanma. Tamam anam. Yine bir şey olursa siz bize haber verin olur mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Evet, keşke kalsaydın Kerem'le. Bak huzursuz oldun. Dönelim istersen ha. Yok Halil ben alışacağım bu duruma. Ben tabii her zaman onların her kederlerinde, sevinçlerinde yanlarında oluyorum. Aslında şimdi de ayrılmış değiliz ki. Artık birlikte onların yanlarında olacağız. Bu beni daha çok rahatlatıyor, bana daha çok güven veriyor. Böyle düşünmene sevindim. Onlar şu anda çok zor zamanlar geçiriyorlar, desteğe ihtiyaçları var. Tabii bizim de güçlü olmamız lazım. Sana da çok teşekkür ederim bugün Kerem'in yanına gidip konuşup onu sakinleştirdiğin için. Tabii ki yapacağım Melek. Yani erkek çocuğu için baba çok önemlidir. Ama Alpay bu durum için çok iyi bir örnek değil yani. Allah'tan o babasına benzemiyor çok fazla. Dayısına çekmiş. Olan dayıya çeker ya. Gerçi Mithat da çok öfkeli. O da onun gibi öfkeli. Hemen yenik düşüyor öfkesine. Yani doğru diyorsun. Ya Mithat da yakında baba olacak. Onun da böyle bir sakin olması lazım. Az kalsın Mithat'ımızı kaybedecektik. Allah korusun. O Alpay ne kadar çok canı kastetmiş. Bir önce artık bir yakalansa da rahat bir nefes alsak.
Bildi Hanım. Defneler de bizde çay içeydi. Erkenden odalarına gittiler. Kasvet Bastıcı orada. Söyledim ama Defne pek bir halsizdi. Yok dedi. Ömer zaten yanında. Ben de üstelemedim. Ya Zümrüt. Sen de dolup taşıp da güzel bir şey deme. Yazık şimdi. Tövbe. Ya ne diyeceğim ben ona Cumali? Hı? Elimden geldiğince destek olmaya çalışayım. Vallahi baba bugün Defne'ye en çok anam destek oldu. Yani kız gözyaşlarına boğuldukça o bağrına bastı. Ya şöyle ya. Benim Zümrüt'ümün vicdanlı yüreği hiç kimse de yok da. Arada bir delileneyim. Deli olanın vicdanı akıllı geçineninkinden daha hakikidir. Cumali. Görmezsini bilene tabii. Efendim, yapma böyle ne olur. Bak sen böyle oldukça ben kahroluyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Tutamıyorum kendimi Ömer. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Babam yüzünden çok mahcup hissediyorum. Şş, sakın. Sakın öyle düşünme. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Sen benim bir tanemsin. Benim için çok değerlisin. Hepimiz için çok değerlisin. Bunu yaptıkları bunu değiştirmeyecek. Bu yaşadıklarımız bizi birbirimize daha çok bağlıyor. İleride inşallah böyle babaannemin, dedemin yaşına geldiğimiz zaman torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacak bir sürü maceralarımız olacak. Ama sen sakın babaanneme benzeme. Bilmem. Benzeyebilirim aslında. Onun çok sert duran suratının arkasında yumuşacık bir kalbi var. Bugün çok ilgilendi benimle. Kendimden geçtim, sinir krizi geçirdim. Öyle kendime geldiğimde kolların arasına almıştı beni. Bir an bile yalnız bırakmadı. Çünkü o da sana yaptığı haksızlığın farkında artık. O çok doğru dedim biliyor musun? O deli dolu yüreğin arkasında kocaman bir merhamet var biliyorum. Sadece son yaşananlardan dolayı sen öfkeli zamana denk geldin. Olsun. Yaşayarak tanıyacağız birbirimizi. Onca şeyin ardından zaten öyle birbirimize sarılıyor olmamız bile beni çok mutlu ediyor. O zaman gözyaşlarını sileceksin. Bir daha da üzülmeyeceksin. Tamam mı? Orası birazcık zor işte şu an. Oğlum hala yakalanmadı. Belki yakalansa acım birazcık dinecek. Bunu bıraktı o sevgisizlik. O boşluk kalacak içimde. Canım yanmayacak. Tamam. Geçti. Geçti hepsi. Ağabeyim, sana yapmadım kahve. Zaten uyuyamıyorsun. Midem kötü zaten, hiçbir şey. Sabah saate kimlik pasaport işlemleri için harekete geçeceğim. Bir bağlantı buldum. Ölmüş kimi kimsesi olmayan adamların kimliklerini topluyor, öldüklerini bildirmiyor. Bu kaçak işlerin adamı anlayacağın. Senin tipine, yaşına uygun bir kimlik seçeceğiz. Onun yerine geçip Mersin'e gideceksin. Keşke anlattığın kadar kolay olsa. Hiçbir şey kolay değil albay. Hayatın kendisi zor. İkimiz gayet iyi biliyoruz bunu. Nasıl bineceğiz o gemiye? Bu da gelecek mi bakalım? Gelecek, gelir, merak etme. Ama Mersin'e, oradan da Kıbrıs'a yalnız geçeceksin. Orada buluşacaksın Funda'yla. Bütün bunlar olurken ben de Han'da dolaşacağım ki kimse şüphelenmesin. Biraz yalnız günlerin olacak. Bu arada hangi ülkeye gideceğinize, Funda'yla bebeğinizi hangi ülkede büyüteceğinize dair hayaller kurabilirsin. Bundan sonrası tertemiz bir sayfada, mis gibi bir hayat. Bir süre sonra ben de ziyaretinize geleceğim. Çok yanlışlar yaptım sana Kaan.
hakkını yedim. Ve sen şimdi... Şşş. Üzülme. Biz beraber büyüdük. Kardeş dedik birbirimize. Bundan sonra bağımız daha da güçlenecek. Aramızdaki sorunları geride bırakacağız. Hadi dediğinden sana Allah rahatlık versin. Albayım, bundan sonra bol bol hayaller kur. Parlak, güneşli, bol neşeli hayaller kur. Daha rahat uyursun. Muazzam hayaller kuru ki yıkması daha zevkli olsun. Albayım. Sen mi yaptın? Ne zaman yaptın? 20 yıl önce. Çok güzel. Bu da yuvamızın anahtarları. Hoş geldin ömrüme. Yuvana hoş geldin. Gerçekten inanamıyorum şu anı. Sen yanımdasın. Ve bizim artık bir evimiz, bir yuvamız var. Evet, bundan sonra güzel günlerimiz olacak. Mutluluk dolu. Sağlık dolu. Hadi aç. Gülce, canım benim, uykun geldi mi ha? Yatırayım mı seni de? Bak Seyit Ali uyuyor ne güzel. İstemiyorum, uykum yok. Ya kurban olurum ben sana. Anasını özledin çocuk, ne etsin? Sen de kardeşini özledin değil mi? Dayı yeğen, huysuzlanıyınız. Vallahi Allah, senin gözünden de bir şey kaçmıyor hemen, nasıl anladıysan. Ya ben bir arayalım diyeyim. Hem Gülce bir annesiyle konuşur, biz de Mithat'ı görürük diyeyim halaya. Uyumuştur oğlum. Ya bu saatte uyunur mu Allah aşkına, için saat daha kaç hele? Sen bir çaldır, açarlarsa ne güzel konuşur Seyran. He. Mahmut dayı, ara hadi annemi. Ya kurban olurum, hele gel arayalım. Görüntülü arayalım hem de he. Gülcem, anneciğim nasılsın? İyiyim anne, seni çok özledim. Mithat abim de çok özledim. Biz de seni çok özledik. Gülceciğim. Bak yakında çıkacağım hastaneden, evimize gideceğiz. Hiç üzülme, tamam mı? Hemen çık Mithat abi. Annemle gelin beni alın. Geleceğiz anneciğim. Sen Seyit Ali ile oyun oynamıyor musun? Sıkıldın mı? Niye mutsuzsun? Mutsuz değilim. Mahmut dayım da bizimle oynuyor. Çok eğleniyoruz ama sizi özledim. Az kaldı anneciğim, merak etme. Mithat'ım, sen nasılsın kardeşim? Ya, sağ ol abiciğim, iyiyim. Bizimkiler nasıl? Halası kurban. Hadi iyileş de gel artık evimize. Mithat, hadi bir an evvel iyileş ha? İyileş de dükkana dön. Seninle tatlı tatlı kavga edelim ha? Seyran, bak gözün arkada kalmasın ha. Gülce'yle biz güzelce vakit geçireyim, oynayıp beraber değil mi ha? Aklın kalmasın bizde. Sağ ol Kadri, eksik olma. Mithat'ım, yaranın olduğu yer acıyor mu? Canın yanıyor mu? Az bir sıkıntım kaldı abi, iyiyim. Sana ben bir şey söyleyeyim Mithat. Seni daha da gözümün önünden ayırmam abi, bunu böyle bil. Seni daha da yalnız bırakmam, bunu böyle bil. Anca beraber, bundan sonra anca beraber. Duydum abi, duydum, sağ ol. Geleceğim zaten seni görmeye.
Oğlum bak senin arkanda dağ gibi abim var ha. Aslan gibi abim var. Kimseden korkmak yok ha, sana söyleyeyim. Değil mi? Ya abi yapma böyle, ağlama Allah aşkına ya. Oğlum asla da üzme çocuğu. Hadi konuştunuz artık, kapat dinlensin. Serhan ha bak senin kocan benim de kardeşim ha, kardeşime iyi bak. Tamam tamam merak etmeyin. Görüşürüz. Oğlum yapma böyle. Bak kardeşin iyi çok şükür. Yarın öbür gün iyileşeceği, eve geleceği, ayaklanacağı. Ya valla benim yüreğime dokunan. Kardeşimi koruyamadım ya. Kardeşimin yanında olamadım. Ben onun yanında olaydım böyle mi olurdu? Bundan sonra bir Allah'ın kulu da çıksın, benim kardeşimin kızına zarar vermeye çalışsın. Hadi hele. Benim Hülya'm. Canım kocam benim. Sen koca gövdenle hepimizi, bütün ailemizi korursun. Sen merak etme canım. Üzme bak beni. Ya benim aileme kimse dokunmasın ya. Yemin olsun dağları deviririm ha. Deli Mahmud'un deli tarafını ortaya çıkartmasınlar bana. Gerçekten inanamıyorum Halil. İnanamıyorum bütün bu olanlara, yani Alpay nasıl böyle şeyler yaptı. Çocuklarıyla arasını düzeltmeye çalışıyordu. Ne ara bu kadar gözü karardı, gerçekten anlamıyorum. Affetti çocuklarının hayatını. Ne diyeyim Melek? Yani bizim evliliğimize öfkeli. Yıllar önce de seni bir hayale inandırıp benden koparmadı mı? Aslında kavgası kendisiyle. Sevgisiz büyümek onu bu hale getirmiş. Yani baksana çevresindekilere de zarar vermeyi bırak. Kendi çocuklarına da aynı şeyi yapıyor. Ama farkında değil. Bir de notere gidiyor yani. Hiç mi sen korkmuyorsun yakalanmaktan? Bir korkusu da yok. Ben Alpay'ın bunu tek başına yapacağına inanmıyorum. Öyle bir cesaret yok. Mutlaka Kenan'ın parmağı var. Kenan ona yardım ediyor. Bence haberi yok Kenan'ın hani. Bunu saklanmasına yardım edeceğine de pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Kenan'la ilgili düşüncelerin ne ara değişti? Ha Melek? Göstermelik yaptığı birkaç şeyden sonra... Ne ilgisi var Halil? Yaptığı şeylerle bir ilgisi yok. Biz Kenan'la sadece birkaç kez konuştuk. Yani o benimle birkaç kere konuşmak istedi sadece. Sen hapisteyken yardım etmek istediğini söylediğinde de ben de inanmadım ona aslında en başında. Ama işte ne zaman Alpay'ın verdiği ifadeyle konu elimizden almasına engel oldu. Aslında sözünde durdu. Bilmiyorum, bence bize gelen o özür mesajlarını da o gönderdi. Yani hatta bence Alpay'ı Adana'ya da o gönderdi. Yani ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben bu kadar güvenmezdim yani Kenan'a. Sen şu anda öfkeli olduğun için böyle düşünüyorsun. Anlıyorum seni. Ayrıca haklısın da, yani Kenan'ın sana yaptıklarından sonra böyle düşünmekte gerçekten haklısın. Ama Halil, ne olursun bak, öfken senin sağduyuna, kalbine perde olmasın. Belki de değişmiştir Kenan. Ya en azından niyet etmiştir. Aslında bunun sebebini ikimiz de biliyoruz. Ya tamam, sevda insanı iyileştiriyor. Doğru. Ama Kenan gibi adamlar eksik olmaz. Bileyim. Tamam. Ya tamam, ben onun sevgisini onayla demiyorum. Ama gerçekten de aşk bu dünyadaki her şeyi, herkesi iyileştirebilen çok güçlü bir ilaç. Belki de değişmesinin sebebi bu olabilir. Ama ben de sana şunu söyleyeyim. Alpay ile ilgili gerçekler ortaya çıkmadıkça benim de Kenan hakkında fikirlerim değişmeyecek. İnşallah yarın Murat'tan bir iyi haberleri alalım da. Yarın ne yapıyorsun? Yarın bir çocukları görürüm ilk önce. Sonra da işte Ömer'le hastanede buluşacağız radyoterapi için. Tamam. Bana da haber ver. Ben de gelip senin yanında durayım. Seni bekleyeyim, tamam? Tabii ki. Kenan Bey, evimiz...
bizi yaptırmaya başlamanıza çok sevindim. Sizinle kuracağımız geleceği düşünüp her geçen gün daha da umutlanıyorum. Keşke sizinle bunları yüz yüze konuşabilseydik. Kenan. Var mı bir haber? Buldun mu Alpay'ı? Yok. Polisler bana da geldi. Mithat'ı bıçaklayan Alpay'mış. Tahminimde yanılmadım. Ne? Onun da kalsa iyi. İkra'yı da bıçaklayıp öldürmüş. Ya ne diyorsun Kenan? Kim? İkra kim? Nereden çıktı bu? İkra Kerem'in sevdiği gencecik bir kız. Kenan ne diyorsun? Delirdi mi bu adam? Ne istemiş gencecik kızdan ya? Vallahi delirdi herhalde. Benim de aklım almadı. Yok ben. Bu iş bitti Kenan. Bu iş bitti. Ben bu adamla daha fazla yapamam. Bu adam resmen katil oldu yani. Ya biliyorsun. Ne zamandır bir delilik yapmasın diye çok uğraştım. Durdurmaya çalıştım ama beceremedim. Bunun için de kendimi suçlu hissediyorum. Sana da yazık oldu. Bir başına kaldım bebeğinle. İnanamıyorum ben. Neden yaptı böyle bir şey bu adam ya? Üzülme, ben yanında olacağım. O bebek öyle ya da böyle yeğenimdir ve günahsızdır. Ah, bu arada Alpay Antep'teymiş. Polisler noterde bile izine rastlamışlar. Ne noteri ya? Ne noteri? Ne iş varmış bu adamın noterde? Bilmiyorum, öğreneceğim, sana bilgi veririm. Sen de lütfen bebeğin için sakin kalmaya çalış. Benden haber almadan bir şey yapma. Kapatmak zorundayım. Allah. Allah. Karnındaki masuma hürmeten sana kocandan ayrı bir son düşünüyorum Funda. Bakalım beğenecek misin başına gelecekleri? Mustafa, ne yaptın, malları hallettin mi? Hallettim. Noterden çıkar çıkmaz tapuya gittim. Alpay'ın nesi var nesi yoksa çocuk esirgeme kurumuna hayrına devrettim. Güzel. Bize ekmek verenlere, büyütenlerimize vefamızı göstermiş olduk. Eline sağlık. Daha iyi misin Defne? Açık hava birazcık daha iyi geldi. Ömer, babam bunları yaparken bizi kaybedeceğini hiç düşünmedi mi? O buraya geldiğinde veda ederken ben ona gerçekten acımıştım. Gittiği için üzüldüğünü düşünmüştüm. Ama gidince bir şeyleri toparlar sandım. Telafi eder diye düşündüm. Meğer o oraya gidip bizim canımızı daha fazla nasıl yakabilir? Bunun hesabını yapmış. O an ne düşündü, nasıl bir kızgınlıkla yaptı? Babanı çözemiyorum. Ben onu tanıyamıyorum artık. Sen istesen de çözemezsin zaten. Ama bildiğim bir şey var ki yani... babam sevdiklerinin canını yakarak nefes alıyor. Ya öyle yaşıyor. İşte. Kenan Bey, bizim sohbetlerimiz evlatlarımızın yarasından, hayat gailesinden öte bir şey değil. Olmaz. Olamaz. Eğer yolunuz buysa elbette hayat sizin karşınıza bunu paylaşacak birini çıkaracak. Ama o ben değilim. Bizim sizinle biri olmamız mümkün değil Kenan Bey.
Alıştınız değil mi her sabah? Yine beni bekliyordunuz. Sizin de yuvanız yok. Kim bilir nerelerden göçüp geldiniz. Evinizden, doğanızdan kopup sizi ısıtacak, karnınızı doyuracak bir yuva bulmak için oradan oraya savruluyorsunuz benim gibi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Doktor bey, ben kendimi harika hissediyorum. Pansumanları da zaten eşim yapar. Taburcu edin beni çıkayım ne olur. Mithat bir dur. Yaran iyi görünüyor. Eğer evde yatacaksan ve dikişlerine dikkat edeceksin taburcu ederiz. Ama öncesinde birkaç tahlil yapacağız. Söz veriyorum doktor bey. Yeter ki çıkayım şuradan evime gideyim. Yalnız pansuman çok önemli. Her gün yapılması gerekiyor. Tamam ben yaparım. Zaten benim eşim eczacı doktor bey. Biz pansuman yaparken tanıştık. Peki peki. Tahlil sonuçlarından sonra görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayat hikayemizi anlatsaydın. Hayatım pansuman kısmı önemliydi. Diğer detaylara gerek yok. Mithat, ben seni böyle yalnız başına evde bırakamam. Ne yapsak? Eczaneye bir geçici eczacı falan mı bulsak? Kalfayla olmaz. Canım akşamları pansumanı yaparsın, gündüz de işinin başında olursun. Ben de evde otururum bir başıma. Çocuk muyum ben? Çocuksun Mithat. Olmaz öyle tek başına. Ben bir Mahmut'la konuşayım da olmadı ortak bir yol bulalım. Peki hanımefendi, siz nasıl isterseniz. Gülüm. Hadi sen azıcık odanı açıkla dinlen. Sahurda da bir şey yemedin. Böyle aç açına oruç tutulmaz. Yok babaanne ben duramıyorum öyle. Her gözümü kapattım da böyle sanki. Defnem. Bak ne olur yapma böyle. Biliyorum çok zor senin için. Ama bunu birlikte yaşayacağız. Bak hepimiz buradayız. Senin yanındayız. Ne yapayım? Toparlayacağım ama söz. Defneciğim. En azından dükkana gitsen dedenin yanına. Bak iyi gelir sana. He, Kadriye de gelir kızım. Düveninizden ilgilenirsiniz, oyalanırsınız kızım, iyi olur. Bak, benden yana çekiniysen. Hadi git. Rahatına bak. Ha kızım? Yok babaanne, sağ ol. Şimdi ben oraya gideceğim. Babamın dükkanını göreceğim, iyice sinirim bozulacak. Burada durayım. Sen bilirsin. Efendim bak. Benim çıkmam lazım. Canın sıkılırsa bir şey ihtiyacın olsa ara beni, tamam mı? Ne olur kapatma kendini aşkım. Tamam. Sen beni merak etme, iyiyim ben. Gel geçireyim seni. Perişan oldu kız. O evlendiğinden beri bir gülmedi yüzü. Bana bak. Sakın ola ki kızı bir dakika bile yalnız bulmayın ha. Yok yok. Sen merak etme. Ben bulurum ona bir meşgale. Bahçede böyle ailece huzurlu oturacağımız günler de gelecek inşallah. Az kaldı Melih.
Yani bir kabus gördük, uyandık diyeceğiz. O günlerde gelecek inşallah. Gelecek değil mi? Gelecek. Senin aklın çocuklar dedin. Bak birazdan çıkarız. Sen ilk önce bir Defne'yi görürsün. Oradan da eve geçer. Kerem'e bakarsın, tamam? Çok iyi olur Halil. Biraz rahatlarım. Hastaneye gitmeden de haber et bana ama. Tamam. Meleğim. Güzel günler göreceğiz inşallah. Lütfen her şeyi kendine ilk edinme. Ya, doktor ne dedi? Sıkıntıdan, kederden uzak duracağız. Sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşacağız. Sevgimizi çoğaltacağız. Tamam mı? Tamam. Anlat bakalım. Sen bu Alpay Yıldırım'ı nereden tanıyorsun? Tanımıyorum kendisini komiserim. Çocuk esirgeme kurumunda temizlik personeliyim ben. Alpay Bey bazı zamanlar gelir çocuklara hediye getirirdi. Sonra geldi dedi ki ben bütün malımı bu kuruma bağışlayacağım. Kurumla konuşurdu bu konuyu. Sana niye söyledi ki bunu? Ben de sordum aynısını. Müdürle konuş dedim. O dedi o prosedür olur, uzun sürer, ben uğraşamam dedi. Vekaleti sana vereyim, sen uğraş dedi. 3-5 kuruş da para verdi işte. Zaten banka kayıtlarında da görürsünüz, ben o paraya bile dokunmadım. Doğruca kuruma havale ettim. O şeyin evin bağışında vekalet yapıverdim. Gerisi kurumun bileceği iş. Müdüre sorun isterseniz, ben o memur arkadaşlara da anlattım aynısını. Yanlış bir şey yapmadım mı? Görüştük kurumun müdürüyle. Doğru. Peki sen Alpay Yıldırım'ın arandığını bilmiyor muydun? Dedim ya komiserim, bilmiyordum. Bilsem niye başıma iş alayım? Korkarım lan böyle şeylerden. Alpay seninle irtibata geçerse mutlaka haber vereceksin bize. Muhakkak haber veririm. Bak gözümüz üzerinde, ona göre. Gidebilir miyim? İfadeni imzaladıktan sonra gidersin. Sen. Efendim? Kenan Bey, ben Mustafa, başka bir hattan arıyorum. Ha. Ne yaptın? Verdin mi ifadeni? Evet, aynen. Dediğin gibi söyledim polislere. Güzel. Şimdi işine, hayatına devam et. Oldu bitti bu iş. Ben de payına düşeni sana elden ulaştıracağım. Güzel bir hayır işledik. Yüreğim ferah olsun. Kal sağlıcakla. Yaptıklarını nasıl affedeyim baba? Aptalca sana güvendiğim, inandığım için kendimi bile affedemiyorum ben. Seni nasıl affedeyim? Biliyor musun? Sen benim en büyük hayal kırıklığımsın. Kızlar babalarını başka severmiş. Dünyanın en güçlü sevgisiymiş. Sen benim sığındığım, güvendiğim dağıt baba. Ben odanın altında kaldım. Biliyor musun? Yine de onu sevmekten hiç vazgeçmedim. Ne kadar bağırsam da, kızsam da ona olan sevgim hiç eksilmedi. Çünkü o senin baban. Ne olursa olsun. Seni büyüten, ilk elini tutan, babam diye sığındığın insan o senin. Evet, yaptıklarını affedemiyor olsan da onu reddedemiyorsun. Yok sevmiyorsun. Çünkü baban olduğunu bilmek, onu sevmek sana iyi geliyor. Duygu'yu seviyorum. Kafamda hayal ettiğim bir babam var. Hatta babamı onun yerine koyuyorum. Hayal ettiğim babamı seviyorum. Senin gibi bir adam babam olduğu için artık ben azmedemiyorum. Benden nefret ediyorsun değil mi Defne? Etmiyorum. Etmiyorum. Keşke birazcık etsem, birazcık etsem de canım daha az yansa. Benim hayal ettiğim, sevmekten bir türlü vazgeçmediğim babamla karşımda duran, beni üzmekten başka hiçbir şey yaramayan babamın arasındaki uçuruma düştüm. Ben büyüdüm artık orada baba, büyüdüm. Babam,
Eğer gerçekten bizim huzurumuzu istiyorsan bizden uzak dur, olur mu? Ne olur artık benim canımı daha fazla yakma. Sen sadece kendin değil. Hayalimdeki babayı da öldürdün. Güzel kızım benim. Bak iyice kapadın kendini. Biraz bahçeye çıksan, ne bileyim, temiz hava alsan ha? Hiçbir şey istemiyorum. Defne, kendine bu kadar eziyet etme sen kızım. Ben bu acıyı içime nasıl söküp atacağım? Nasıl dinleyecek içimdeki bu acı? Yaptıkları yüzü gözümün önünden gitmiyor. Silinmiyor bir türlü. Kolay silinmez zaten kızım. Öyle bir anda söküp atamazsın ki. Ama kabullenirsen bir şeyler daha kolay olur. Böyle olmasaydı dedikçe içindeki acı da büyüyecek. Olana çare yok. Hepimiz biliyoruz. Bu yüreğinde açılan yarayı da kanatmaktansa hep birlikte saracağız Defne. Şey, özür dilerim. Melek Hanım geldi de. Geliyoruz şimdi. Bak annen gelmiş Defne'cim. Hadi toparla kendini biraz ha. Dertleşirsiniz. İyi gelir sana. Anne. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Çok mu ağladın sen bütün gece? Oh, kıyamam sana. Gel bakayım, gel. Bak şu haline bak. Neden annem? Neden bu kadar kötülük yapan birisi benim babam? Gün geçtikçe içimdeki acıyı daha da çok büyütüyor. Yakalanmadı da hala. Kim bilir bize daha ne kadar kötülük yapacak? Yapamayacak artık Defne. Yapamayacak kızım. Adalet er geç yerini bulacak. Mecbur yakalanacak. Hepimiz çok zor günler yaşıyoruz Defne'm ama işte biliyorum. Biliyorum senin için, Kerem için çok daha zor. İnsan babasının bu hale gelmesini nasıl azmetsin? Ama kabul etmek zorundayız Defne. Gerçek. Babanızın yaptıkları yüzünden hayata küsüp, kızıp, acıya hapsolmadan yaşamaya devam etmek zorundasınız Defne. Biliyorum kolay değil. Ama hayat devam ediyor. O kendi yolunu seçti. Sizin kendi yolunuz var Defne. Bak sen yuvanı kurdun, aileni kurdun. Kerem'in hayalleri, istikbali var. Seyit Ali büyüyecek, o da yolunu çizecek. Keşke senin kadar güçlü olabilsem. Defne'm bak ben sana acını yaşama demiyorum kızım. Olanları da yok sayamazsın. Ama acının içinden geçmeyi de öğreneceksin kızım. Ben de böyle böyle güçlendim. Sen de başaracaksın. Tamam mı benim küçüğüm? Selam Anki. Aleyküm selam. Hayırdır oğlum, bir haber mi?
Yok Seyitel amca, bir haber yok da ben öyle bir uğrayayım dedim. E al bir tabure, otur gel. Ben geliyorum bir saniye. Nereye? Ya durup dururken kavga çıkartmasa şimdi ya. Ya dur belki güzel güzel konuşur. Buyur Ali. Bak Kenan. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki Alpay denen bu herif bu işi tek başına yapamaz. Tek başına yapacak cesareti yok. Eğer nerede olduğunu biri bana söylemiyorsan büyük suç işliyorsun ona göre. Alpay'ın yakalanıp cezasını çekmesini sizin kadar ben de istiyorum. Sadece size ettikleri değil, benim de canımı çok yaktı. Eğer elime geçirirsem hiç şüphen olmasın. Onu ya çeker vurur, katil olur, hepiniz duyarsınız ya da polise teslim ederim. Umarım öyledir Kenan. Umarım öyledir çünkü o herif elini kolunu sallayıp geziyor ya. Bak gözüm üstünüzde, ona göre. Halil, bunu gel. Gel şimdi kavganızın dövüşün sırası değil, gel. Kavgamız yok Cumhur Bey. Halil haklı olarak sorumludur. Hepimizin derdi bir. Gel aslanım. Hayırdır oğlum? Falan mı edeyim? Ne desin işte? Bilmiyormuş. Yok katil olurum, yok polise veririm. Laf. Oğlum sen öfkeyle kalktın da zarar ettiğin kendin gördün. Eğer Kenan onu saklıysa, guruysa zaten söylemezse ha. Bak oğlum, kendi kendine hallenip kendini bozma. Zaten polis Alpay'ı yakaladı, yakalayacak. Kenan'la da bir ilişkisi varsa ortaya çıkar, cezasını çeker. Ama sen Kenan Kenan değil de asıl İdris yok ortada. He bak, belki de o yardım ediyor Alpay'a. Adam ortada yok. Baksana, güvende Kenan duruyor hep. Öyle ya, İdris de var, doğru. Ben onu bizim komiser Murat'a söylerim. Doğru diyorsun Seyitel amca. Kan aldılar, tahliller bitti. Artık taburcu olabilirim değil mi doktor? Yok abi, yani buraya başka tahliller dizeceğim, daha çok burada kalacaksın. Bak ya. Şey de yapın Ömer, sabah akşam iğne yazın, bayılırım itat iğneye. Tabii. Yalnız şaka bir yana gerçekten iyisin abi. Yani sonuçlar çıkınca taburcu olabilirsin. Senen abla da bir güzel bakar sana. E ben de onu diyorum bak, herkes aynı fikirde. Ömer hocam, doktor bey sizi çağırıyor. Tamam geliyorum, ben bakayım. Ha. Vazgeçti hoca taburcu etmekten. Ya ben Zeynel'in yüzünü nasıl güldürücüm, derdine nasıl derman olucum hiç bilmiyorum. Böyle sanki adamın ruhunu içinden söküp almışlar. Böyle kabuk gibi bir bedeni kalmış. Keşke kendine gelse de yine böyle saçma sapan şiirler söylese. Saf saf konuşsa. Kolay değil Müdür ya. Düşünsene, adam nereye dönse herkesin dilinde aynı mesele. Albay ha yakalandı ha yakalanıcı. Herkes merak içinde, tedirgin. Bak ne diyeceğim, acaba diyeyim siz böyle birkaç günlüğüne bir yere mi kaçsanız, bir yere mi gitseniz? Vallahi bilmiyorum ki abla, bir yere nasıl gideceğiz ki? Aa, adam ağzına bir lokma yemek koymayın. Yolda belde başına bir iş gelse ben tek başıma ne edeceğim ha? Bu da doğru ya. Abla müşteri geldi, ben bakıp geleyim. Ah. İkisinin de yüreğine aynı acı çökmüş. Çok zor, çok zor. Ne yaptın Adrian? Toparlayabildin mi biraz? Ha yavaştı. Yavaş yavaş tarifleri geçireyim de. Şunların haline pek bir üzüleyim Mahmut ya. Bak ben Alpay yapmıştır dedim mi? Sen bana inanmadın ama doğru çıktı. Göreyim ha. Vallahi Adrian keşke doğru bilmeydin de bunların hiçbiri başımıza gelmeydi. Ya, ya. Ama hissedeyim işte. Ne yapayım? İçime de o iyi. Ben Alpay itini merak edeyim, o iti. Bu şerefsiz ne zaman yakalanacak acaba? Vallahi ben onu bunu bilmeyeyim de bu adamın başına çok kötü şeyler gelecek. Aha buraya yazayım. Buraya yazayım. Bileyim bileyim Kadriye, ben de öyle hissedeyim. Telef olucu, telef. Telef olucu. Ömer, neye bu kadar şaşırdın anlamadım. Sen istemişsin tayin. Kendin vermişsin dilekçeyi. Evet hocam, öyle oldu. Bir anlık kızgınlıkla yaptım. Klinikte mi bir sorun yaşadın? Yok, yok hocam, tamamen ailevi.
Zaten problem çözüldü. Hatta ben dilekçe verdim bile unutmuşum. Üzüldüm böyle olmasına. Halbuki ben seninle burada daha uzun bir süre mesai yapmayı düşünüyordum. Ama tayin haberini duyunca kızdım sana. İstemedim açıkçası. Hocam tayini durdurabiliyor muyuz? Vazgeçtin demek. Bilmiyorum hocam gerçekten. Kafam çok karışık, ne yapacağımı bilmiyorum. Eşim yani bunu duyarsa buradan gitmek istemeyecek zaten. Ha, daha eşinin de haberi yok. Eğer gitmek istemiyorsan yeni bir dilekçe yazman gerekiyor. Mazeret olarak da ailevi durumunu gösterebilirsin. Gerisine tayin birimi karar verecek. Ya durdururlar ya da tayinin çıktığı yerde mesaiye başlarsın. Mecburen. Yani iki yolunda dönüşü yok. Sürekli karar değiştiremezsin oğlum. Hocam ben tayini durdurmak istiyorum. İptal dilekçesini yazmak istiyorum. Yani Melek ablanın radyoterapisinden sonra hemen çıkayım. Eşime de anlatayım bu durumu, olur mu? Ömer, sen çok başarılı bir doktorsun. Seninle çalışmaktan memnunum. Ama bu başka bir şey. İyice düşün, kararını ona göre ver. Eşinin babası yüzünden girdiğiniz sıkıntıları atlatmanız da öyle kolay değil. Bana kalırsa ikinizin buradan gitmesi daha doğru olur. Bilmiyorum hocam, kafam çok karışık. Ben bir eşimle konuşayım. Daha sonra haber veririm size, olur mu? Yine çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ ol canım. Bunlar! Neredesin o koca olacak it? Ettikleri yetmedi değil mi? Katil oldu şimdi de. Bacımın kime ne zararı vardı ha? Ne istedi ondan? Nasıl kıydı gül gibi gencecik kıza? Nasıl kıydı ha? Ya kurban olayım, etme bak, hamile kadın, yapma. Söylesene kadın, nerede? Cevap versene ya, nerede kocan? Bilmiyorum. Bilmiyorum, gerçekten bir şey bilmiyorum. Ben yeni geldim zaten. Yeni öğrendim olanları. Vallahi bilmiyorum. Tabii tabii. Karı koca siz zaten iş çevirmeye alışıksınız. İşiniz gücünüz bu. Bak bak. O soysuz kocana söyle, hiç boşuna saklanmasın. Polis ensesinde ha bugün ha yarın yakalar onu. Vallahi bilmiyorum. Gerçekten ulaşamıyorum bile kendisine. Nerede bilmiyorum ki. Ya neden benim üstüme geliyorsunuz bilmiyorum diyorum ben size. Seyit Ali Bey, Cemal Bey, yapmayın böyle. Size yakışmaz. Kadıncağızın bir şeyden haberi yok belli ki. Bunda gel bir sokak. Ya Mithat, amma inat ettin ha. Ya bak hem ben hem abla senin sevdiğin çorbadan yapmış kadın. Haydi, haydi. Ya biz eve geçelim abi ya. Evde dinlenirim ben. Mithat, yalnız başına evde olmaz. İnat etme, tamam konuştuk biz abinle. Hayda. Allah Allah. Haydi hadi ya. Haydi hadi ya. Ya Mithat hadi Allah aşkına için ya. Gözümün önünde olacaksın sen benim. Haydi. Ya abi ben evde dinleneyim, iyileşince gelirim ya. Konağa götürme beni. Ben seni bilmiyorum sanki. Sen rahat durmazsın. O dikişlerin hep açılır. Ya benim aklım kalır öyle. Hadi. Ya yemin olsun. Amma söylendin ha. Ya hamile kızı da yoruyorum burada. Ya kız eczaneyle mi uğraşsın, senle mi uğraşsın bir de? Ya çocuklar da evde. Ya yediğin önüne gelecek senin, içtiğin önüne gelecek. Yapma böyle Allah aşkına için ya. Hem Kerem'e de can olursun çocuğa. Deli fişek gibi ortalıkta gezi, hele gel iki sohbet et, muhabbet et de o da kendine gelsin bir tadım ya. İyi madem. Haydi ha. Haydi gel, yavaş. 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 Hop. Ya sen aklını mı kaçırdın? Ne diye çıkıp kendini ateşin ortasına linç edeceklerdi seni? Ne yapsaydım Kenan? Ya ne yapsaydım orada dört duvar arasında? Kimse yok. Kimseyi tanımıyorum. Başıma bir şey gelse birine seslenemeyeceğim ya. Bu Alpay'ın yaptığına inanamıyorum zaten. Herkesin dilinde katil olmuş adam. Bana bak, ortalıklarda dolanma bari, eve git. Millet çok gergin, burnundan soluyor zaten. Bu İdris nerede Allah aşkına? Arıyorum arıyorum, telefonu kapalı, gel al diyeceğim. Diyemiyorum bile. Sen zaten açmıyorsun bile telefonunu. Hepiniz bir olduğunuz beni delirteceksiniz siz en sonunda ya. Merhaba. Buyurun komiserim. Alpay'ı buldunuz mu?
Ben yeni geldim. Adana'da polise ifade verdim. Kadıncağız hamile yollara düşmüş komiserim. Perişan olmuş. İdris Bey'i göremedim. İdris artık dükkana gelmiyor. Alpay olayından sonra birkaç defa aradım ama ulaşamadım. Hatta Funda Hanım da çok aramış. Yakınlarda sizin eşi tıpata geçti mi Funda Hanım? Yok. Ben hiç görmedim onu. Yani aradım ama telefonu kapalı. Alpay'dan haber alamayınca onu aramıştım. Ya ben biraz kötü hissediyorum. Yoldan da geldim. Ayakta bile durmakta zorlanıyorum. Eve gitsem kusuruma bakar mısınız? Yok yok. Siz gidin. Hangi eve gideceksiniz? Buradaki evine. Sen arabaya geç bekle Funda. Ben seni bırakırım. Perişan oldum iyice. Bakın. Alpay'ın Antep'te olduğunu biliyoruz. Ha, olur eve gelir. Ne bileyim telefon falan açar. Belli mi olur? Size mutlaka bilgi verin. Tamam. Tabii veririm ama siz eğer şüphe duyuyorsanız buyurun benimle gelin. Evi bir kontrol edin isterseniz. Ha, yok. Biz daha sonra geliriz ziyarete. Siz şimdi gidin evinize. Kenan, ben arabadayım. Komiserim, Funda Hanım'ın yanında konuşmak istemedim ama kadın çok zor günler yaşıyor. O yüzden işleri burada ayırdık, onu Adana'daki şirketin başına yolladım. Cumali Beyler şahit, gerginliğimizi herkes biliyor. Ne oldu ki? Alpay'la niye tartıştınız? Alpay sınırlarını çok zorladı komiserim. Huzur bırakmadı kimse de. Halil'e yaşattıklarını siz biliyorsunuz. Ben de ona dur, yapma demekten inanın çok yoruldum. İdris benim yanımda çalışır yıllardır. Ekmeğini ben veririm. Onu da kendi yanına çekmiş, pisliklerine bulaştırmış. Tabii bunlar ortaya çıkınca kovdum dükkandan gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. İzine rastlarsam size haber edeceğim. İyi olur. Ben Funda Hanım'ı eve bırakayım. Tamam. Hadi eyvallah. Güle güle. Efendim anne. Oğlum sen neredesin? Kerem ben eve geldim, yoksun. Bana geldik Dedemle, göz hapsindeyim anlayacağım. Ama merak edecek bir şey yok. Ama öyle deme şimdi Kerem. Biz hepimiz seni merak ediyoruz oğlum. Endişeleniyor deden de senin için o yüzden. Bak ne olursun sakin ol bir tanem, olur mu? Sakin olamıyorum anne. Etten domatesden şişten çıkarıyorum bunu. Kerem bak sen böyle konuştuğun zaman ama ben de çok üzülüyorum oğlum. Lütfen ama ya. Ne olur bak korkutma beni güzel oğlum, tamam mı? Sen böyle kafanda kuruyorsun, düşünüyorsun. Ondan sonra daha çok öfkeye saplanıyorsun. Tamam anneciğim, ben sana geldim. Konuşuruz sonra. Tamam, peki. Yani çok öfkeli. Daha da çok öfkeli. Gittikçe de harlanıyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Çok üstüne gidin kızım. Sen böyle dedikçe o büsbütün körükleniyor. Bir rahat bırak çocuğu. Sen de bir nefes al. Ha böyle telaşla, endişeyle ancak kendini yorayım. Bir işe de yaramayın. Ne diyeyim hala, haklısın da işte ne yapayım? Düşünmeden olmuyor. Anne! 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 Oğlum, oğlum. Anne bak, Beyhan abla bizim için elma şekeri aldı. Bana da aldı. Sağ olsun Beyhan ablanız. İkra ablama da aldım. İkra ablam nerede? İkra yok oğlum. Sen terledin mi Seyit Ali? Terli misin? Kalk gel. Gel bir üstünü değiştirelim seni bakalım. Hadi. Gülce beni bekle, üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Gülce gel bakalım. Sütle bisküvi vereyim sana mutfakta. Hadi gel. Dediklerimi unutma, ortalıkta dolanmak yok. Polis gelir mutlaka sorguya. Murat komiser gıcık verir gibi hangi ev diye boşuna sormadı. Diken üstünde hayat. Vallahi billahi diken üstünde. Şu Alpay benim hayatımı mahvetti.
Adamak Alpay seni ararsa polisten önce haberim olsun, tamam mı? Tamam. Kenan. Tamam. Hatta sen telefondaki hattı çıkar, ver bakalım bana. Onun notere falan gideceksin. Olur ya, hızlı takibe düşersin, anında yakalarlar seni. Çıkar ver şunu hadi. Canım ya, bir yemek getirmek bu kadar zor mu Allah aşkına? Resmen kendi paramla burada aç kalıyorum. Polisten kurtulsam ne yazar? Burada açlıktır Hülücüğüm. Nankörlük ediyorsun. Nankörlük etme Albay. Adam senin hayatını kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Sen hala açım diyorsun. Gerçekten de beni kurtardı ya. Bu videolar... Çimento Çukuru'ndan sonra... Resmen onun sayesinde hayattayım. Resmen kendi kendime konuşuyorum ya. Çıldırmadan bu işin içinden bir çıkabilsem. Kerem oğlum, ben size çok sıkıntı verdim, farkındayım. Ama şimdi bundan uzun uzun konuşmaya gerek yok. Sen de, Ali de, Defne de... benim canımsınız. Her şeyden çok seviyorum sizi. Her şeyden. Ben bir karar aldım. Buradan gidiyorum. Ama ben ne olursa olsun... ben sizin babanızım. Tamam mı? Annen... Defne, Ali sana emanetler. Sen onların yanında olduğun zaman ben çok rahat ediyorum. Ben serseri babana karşı bile korudun onları, aferin sana. Aferin. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Baba.
Siz bana aile oldunuz, yuva oldunuz. Hayallerim var benim. Ben onları gerçekleştirene kadar burada kalacağım, çalışacağım. Bak ne güzel. Ailem yok diye üzülüyordum. Allah bana iki yuva birden verdi. Benden ne isteyeyim? Acılar insanın en büyük sınavıdır be oğlum. O an geldiğinde neye karar verirsen ömrünün sonuna kadar da öyle olursun. Ya acının kabullenip bağrına basıcın, tekamüle varıcın ya da yakıp yıkıp yok olucun. Seçtiğin yolda yürüyecek olan sensin. Kadriye, Mithat'ı çıkardık hastaneden, bize geliyor. Kahvedekilere haber ver, hazırlık yapın. Mahmut, nedin sen ya? O kadar insan üst üste nasıl olacak ya? He, iyi ettim, iyi ettim ya. He, iyi ettim. Ya hep beraber otururuz, dertleşirik işte. Eve gitseler ne edeceler kendi kendilerine. Haydi görüşürük, haydi kapatayım ben. Ay tamam, tamam hadi görüşürüz. Mahmut abla, işte abilik yapacağı tuttu Mahmut'un da. Mithat'la Seyran'ı toplamış, bizim eve götüreyim. Nasıl olacaksa. Aman abla, gönlün sığdığı yere herkes sar. Ne olacak sanki? Zire, sen evin hizmetinde değilsin ya. Öyle rahat rahat konuşayım ha. Ay abla aşk olsun Allah aşkına, ben onun için mi dedim? Ya ailecek de olursunuz işte. Beyimi hanımıma da can şenliği olur, moral olur ha. Aman sanki biz bir olunca hep şenlik yapayım. Hep şenlik yapayım. Sürekli dert, acı, sıkıntı bitmiyor ki. Melek bitiği, eğitim başlıyor. Biri bitiği biri başlıyor, biri bitiği biri başlıyor. Keşke Ekra da hayatta olsaydı da üst üste otursaydık. Ve sevdiklerine sarılmadan, doyamadan küçük gideyim bir anda. İşten geçmeden sevdiklerine sarıl için işte kıymetini bileceksin. Canım benim, ben seni yarın deşmek için demedim ki. O konu ayrı, o konu ayrı. Üzme bak beni, öyle değil. Aman yok abla, bileyim ben öyle. Başka dertlendim işte, ne bileyim. Üzme kendimi, tamam mı? Hadi ben yavaş yavaş eve gideyim. Yoldalarmış zaten. İstersen ben de geleyim bak. Yardım ederim. Yok canım, sen bunu al. Sen dükkanı kapatırsın, Zeynep'in yanına gidersin. Böyle bir günde kocanı yalnız bırakma, tamam mı, acısıyla? Peki abla. Hadi kolay gelsin canım. Bildin anne. Defneciğim. Gel de bana iftar için yardım et biraz ha. Tamam. Hadi. Allah kabul etsin. Vallahi hiç telaşımız bitmiyor ya, hiç bitmiyor. Hayırdır Kadriye, ne oldu gene? Mahmut Mithat'la Seyran almış, buraya getiriyor ha. Ha. Kadriye. Mithat taburcu mu oldu? Ya çok şükür, çok şükür taburcu oldu vallahi. Çok şükür. Ben de koşa koşa geldim, dedim hemen Mithat'ın yatağını yapayım. Selamun aleyküm. Bakın yine kimleri getirdim size. Ha vallahi geldiler hala. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Canım benim. Canım benim, geçmiş olsun. Hoş geldin oğlum. Cadım, seni ayakta gördüm ya kuzum. Geçmiş olsun. Sağ ol babacığım. Tat, geçmiş olsun, hoş geldin Seyran. Ya böyle geldik bir zaman. Geleceğiniz tabii, iyi etmişsiniz. Hoş geldiniz. Reyhan, sen Mithat'a odayı hazırlayıver. Hemen anne. Beyhan abla, şunu al be. Ben yatırmayayım beni ama. Biraz otur sonra yatak, bak söz verdim. Önce güzelce bir yemek yesin. Evet, şimdi biz ona en sevdiği çorbadan yaparız. Ya size de zahmet oldu ya. Biz eve geçecektik ama abim ısrar etti. Ne iyi etmiş işte Mithat, aşk olsun sana. Ne güzel oldu, çoluk çocuk hep beraber otururuz. Çocuklar nerede? Ben şimdi onlara masal okuyordum, uyuyakaldılar. Gülce çok mutlu olacak sizi görünce. Sağ ol benim. Üzme dedim mi seni?
Hiç, niye üstün? Onlar çok iyi anlaşıyor Seyit Ali ile. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Birliğimiz, düzenimiz daim olsun. Başka gayba yürek dayanmaz. Sıralı nasip etsin be dayı. Tamam abi, kıyamam ben sana. Mithat, hadi çok ayakta kaldın. Otur artık. Seyran, hadi gel, biz de mutfağa gidelim. Şimdi Beyhan abla tek başına yapamaz. Yardım ederim ona. Şimdi canım Ertin, birkaç gün buradasınız ya. Ben sana bir düzenimizi anlatayım. Bayağı bir değişti çünkü bizim mutfak. Babam gelmeden de sofra hazır olmuş olur. Ay canım. Sıcak bir zahter yapalım mı hemen? Kız var. Nerede o? Senin o katil kocan nerede? Kerem ben yani bilmiyorum. Adana'dan yeni geldim zaten ben. Ne olup bittiğini bile bilmiyorum ki ben. Ben sana söyleyeyim ne olup bittiğini. Senin kocan dayımı bıçakladı, İkra'yı öldürdü. Senin o kocan katil oldu mu? Kerem benim kocam senin baban. Sen niye gelip bana burada hesap soruyorsun ki? Siz neden geldiniz ya buraya? Siz hani Adana'da kalacaktınız. Biz sizden kurtulamayacak mıyız ya? Siz bizim niye peşimizdesiniz? Neden geldi babam? Elini kana bulamak için mi? Katil olmak için mi? Bağırma! Bağırma Kerem! Niye bağırıyorsun ya? Rezil ediyorsun bizi. Bağırma! Sen onun kanı susamış Halil'le annene sorsana. Davetiye gönderdiğiniz oraya kadar babanı gıcık etmek istercesine. Sonunda da başardınız, delirdi tabii adam. Ne davetiyesi? Ne diyorsun sen? Kerem ne davetiyesi olacak? Halil'le annenin düğün davetiyesi. Ya üşenmediniz, Adana'ya kadar gönderdiniz. Yalan söyleme. Kimse davetiye falan yollamadı. Ah Kerem. Yalan mı söylüyorum? Al lütfen al. Kendin bak. Halil'le annen gönderdi bunu. Baban da elini kana buladı. Sen gelmiş burada bana hesap soruyorsun. Burada herkesin ortasında bana bağırıyorsun. Ya babanın bulunmasını en çok ben istiyorum. Bulunsun da bir an evvel boşanayım, kurtulayım gitsin. Size dolaşırsınız ortada artık gurursuz gurursuz. Katil babanın çocukları olarak. Bana bak, lafını bil de konuş. Tamam tamam. Siz bizim peşimizden geldiniz, herkesin hayatını mahvettiniz. Şşş! Kerem bak, lütfen git artık buradan. Git. Asabım bozuluyor benim. Gurursuzmuş. Sizsiniz gurursuz. Mi sen? Bir daha görürsem seni polise ararım. Funda Hanım, iyi misiniz? Melih Efendi, koş, kadın fenalaşmış. Funda Hanım, ne oldu? Ambulansı arayın. Saldırmışlar. Sesler geliyordu. Korkudan çıkamadık ki. Dün de geldi bu oğlan. Kapıları yumrukladı, gitti. O yattı zaten. Ah, kocaman oğlu yaptı, saldırdı bana. Az önce binanın önünden kaçar gibi gittin. Sen onun kanı susamış Halil'le annene sorsana. Davetiye gönderdiğiniz oraya kadar babanı gıcık etmek istercesine. Ben bugün bir eczaneye gideyim. Sonra da eve uğrarım, sana üst baş bir şeyler getiririm. Tamam canım. Diyorum ki akşam da herkese yemekte toplanınca Gülce'ye kardeşi olacağını söyleyelim. Olur, bir tanem söyleyelim. Tamam. Ben gideyim o zaman. Bir şey istersen ara, tamam mı? İstemem bir şey. Sen gel yeter ki. Bak bitir onu. Hadi görüşürüz. Darım da dönmüş Adana'dan. Konuştuk biraz. O da bilmiyor Alpay'ın yerini. Emin misin? Bana öyle geldi. Sorgulayacağım tekrar. Alpay malı mülkü çocuk esirgemeye başlamış. Aracı da şirket üstünden kiralamış. Kadının bütün bu olan bitenden de haberi yok. Ya benim anlamadığım, bu Alpay durup dururken niye malını mülkünü hayra bağışlamış? Ya bu adam
İyiliği ne bilir, vicdanı ne bilir ya? Yok. Bunda bir şey var. Niye bağışlayacak Erdoğan? Paçayı kurtarmak için yazmıştır yine bir hikaye. Hayra bir şey yapar mı o şerefsiz? İşte ben de tam burada tıkanıyorum Halil. Adamın karısı hamile. Malı mülkü niye elden çıkarmak istesin ki? Yani kaçacaksa da karısının çocuğunu garanti altına almak ister. Mantıklı olan o. Ya işin orası zaten fazla karışık komiserim. Kusura bakmayın da. Yani ben bu Funda Hanım'a da güvenmiyorum. Bunlar karı koca yalanla yatıp yalanla kalkıyorlar. Öyle değil. Ali abi. Kerem. Sen bana sakin ol, kendini yakma. Anneni üzme derken sen neyin peşindeydin? Anlamadım. Vallahi ben hiç anlamadım. Sen bana bunları söylerken babamın damarına basar gibi niye nikah davetiyesi gönderdiğini anlamadım. Masum insanların canına kıymak, kanını akıtmak için mi? Ha yoksa seni hapishaneye düşürdüğü için ondan aklınca intikam almaya çalıştın. Neden yaptın bunu? Kerem ne diyorsun anlamıyorum. Bir sakin olup anlatır mısın? Bak, sırf bu yüzden ben ikrayı kaybettim. Sizin bu savaşınız yüzünden benim sevdiğim kız öldü. Hiçbir suçu, hiçbir günah olmadan. Kerem. Hele sakin ol oğlum, güzelce anlat. Hadi ben bizi geçtim. Sen annemi de mi hiç düşünmedin ya? Babam gelip anneme bir zarar verseydi o zaman ne olacaktı? Sen o zaman ne yapacaktın? Ha? Ya evlat tamam sakin ol. Bak burada kimse hiçbir şey bilmiyor zaten. Ne davetiyesi? Nikah davetiyesi. Adana'ya babama gönderilmiş. Babana davetiye mi yollamış mı? Ben Alpay'a öyle bir şey yollamadım Kerem. Kim söyledi sana bunu? Funda. Al davetiyeyi de verdi. Antep'ten gelmiş. Ali Şirhan göndermiş. Hayır ben göndermedim böyle bir şey. Ya Kerem bak ben de senin adına bir yerlere bir şeyler gönderebilirim değil mi? Ha biz yaptık o zaman. Gelsin bize saldırsın diye biz gönderdik bu mu? Ya ben öyle bir şey kastetmiyorum. Ben senin öfkeni anlıyorum da ama benim gönderdiğim konusunda yanılıyorsun Kerem. Derdo biz kimlere yolladık davetiyeyi? Yakın esnafa verdik bir de komşulara da attık. Yani Kenan'ın eline geçti. Ben verdim. Gördün mü bak ben yanılmadım yine. Yok Halil, o kadar emin olma. Alpay ile İdris birlikte iş yapıyorlarmış. Kenan da bunu öğrendiğinde İdris'i kovmuş yanında. Kerem, ben ne annenin ne de sizlerin canını yakacak bir şey yapmam. Anladın mı beni? Ben şu davetiye işini bir araştıracağım. Kimin yaptığını anlayacağız. Hadi kaçtım ben. Kerem, bak. İşin aslı astarı neyse öğreniriz koçum. Tamam mı? Sakin ol. Ben hana geçiyorum. Halil. Halil bir delilik etme. Gel. Gel otur. Ya sakin ol. Sakin. Sakin. Telefon sinyalinin alındığı konumdayız. Şahsın evinde kimse yok. Bakacağız. Arkadaşlar etrafı iyice bir araştıracaklar. Memur Bey, hayırdır? Alpay Yıldırım burada oturuyormuş. Buradaydılar. Adana'ya taşındılar. Karısı bugün dönüp geldi nedense. Az önce de hastaneye kaldırıldı. Alpay Bey'den haberimiz yok. Peki kadın neden hastaneye kaldırıldı? Ya Alpay Bey'in eski karısından bir oğlu varmış. Buraya geldi. Bağırdı, çağırdı. Babasını arıyormuş. Kadına saldırmış serseri. Amirim bakar mısınız? Koş arabadan deli poşeti getir. Koş. Kenan. Bizim nikah davetiyesi sana verildi mi? Evet Mirza verdi. Hatta Cumali Beyler de sağ olsun davet ettiler ama biz seninle konuştuğumuz için katılmadın. Katılmadın. Benim seninle konuşmamdan rahatsız olduğun için de benim adıma davetiyeyi Alpay'a gönderdi öyle mi? Anlamadım. Adana'ya diyorum benim adıma davetiye gitmiş Kenan Efendi. Ben niye böyle bir şey yapayım Halil? Hem adamı ayağınızın altından çekmek için Adana'ya göndereyim güç bela. Hem de davetiye göndereyim mantığını alıyorum senin. Almıyor zaten mantığı. Ne işi var zaten Adana'da benim davetiyenin ya? Bana davetiye verildiğinde dükkana bırakmıştım. Da gel, beraber bak. Gel. Allah Allah. Buraya koymuştum. Yok. Bir de şuraya bakacağım.
Yok, bulamıyorum. Bulamazsın tabii. Bulamazsın çünkü nasıl olduysa o davetiye Alpay'ın eline geçti. O da geldi ortalığı kara buladı. Halil. Bak, gerçekten o davetiyi burada bir yere koydum ama... Kenan, senin bu işlerde parmağın olduğunu biliyorum. Bunu da en yakın zamanda ortaya çıkaracağım. Peşindeyim, haberin olsun. Anlaşıldı mı? Ulan İdris. Ulan İdris. Ölmeden önce son golünü de attın değil mi? Kemiğiniz toprağa karışıncaya kadar pisliğiniz bitmeyecek. Halil oğlum hayırdır ya? Gelir gelmez gene Kenan'ın yanına gittik. Ne oluyor? Baba bu işi tezgahlayan da Alpay'ı saklayan da bu herif Kenan. Bak ben söylüyorum size. Görürsünüz. Halil bak sen kızmışsın, öfkelenmişsin. Hele gel şuraya bir otur. Gel. Tamam, geç Seyit abi. Oğlum. Madem o an yardım edildi, beraber yaptılar her işi de... ...ne demeye kendi yolladı Adana'yı Alpay'ı? Baba bu adamların neyi neden yaptığını akıl sır ermez. Sen de anlamaya çalışıp da hiç yorma kendini. Çünkü heriflerin kafasında 40 tane tilki dolaşıyor. Valla doğru söylüyorsun abi. Ben de hiçbir şey anlamayayım. Şaşırdım kaldım ya. Ama senin aklınla fikrinle böyle şeyler varsa... ...bir sebebi vardır o. Ya benim de kafam karıştı iyice ha. Seyitcan amca ben bu Kenan konusunda huzursuzum zaten. Yani birisi gelmiş, bizim güvenimizi kazanmış... ...ortamı idare ediyor. Tamam mı? Diğeri de rahat rahat at koşturuyor. Yani anlayabildiğim tek şey bu. Ya diyeyim ki oğlum biz de... İdris'ten şüpheleniydik. O itin kuyruğuna takıldı ya. He ya bir de o var değil mi? Ya ona Murat bakıyor zaten. De herif yok ortada. Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Ama ben Kenan'ın attığı adımın peşindeyim. Buradan bir şey çıkacak baba. Ben biliyorum bak görürsünüz. Seni kolay öldürdüm. İşkence edecektim, bilemedim. Ah, tutuştun değil mi Funda Hanım? Kocanın telefonu bulundu. Efendim Funda. Kenan. Çok acı. Allah'a Allah'ın belası versin. Onun yüzünden çocuğumu kaybediyorum. Hey. Ne oldu? Hastanedeyim Kenan, ne olursun gel. Ne olursun gel, çok kötüyüm. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Babam bir tane çıkarttım hastaneden. Ne dedin ya? İlk bir morun kırın etti ama yok dedim. Bize gideceğim dedim. Seyran'la beraber dedim. İkna ettim, ikisini daha koydum da eve geldim. Şükür iyi mi oğlum? İyi iyi babam be. Çok şükür. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Mahmut. Sağ ol Halil. Ha, biz de akşam erken gideriz ha? He gidelim Allah baba bekletmeyelim. Bakalım Kenan Bey nereye gidiyor? Halil. Aman diyeyim oğlum dikkat et ha. Merak etme oğlum. Ya ne edecek şaşırdım ya. Oğlanların birini tutsak öbürünü zapt edemeyik ha. Ya vallahi doğru diyeyim. Biz Kenan'ı tutalım dedik ama Halil ateşi elini aldı. Ne yapıyor Halil ya? Ne bunun telaşı? Şu Alpay denilen soysuz bir yakalanaydı. Bütün dertlerimiz biticiydi ya. Şimdi de Kenan'ın peşine düştü. Ha. Oğlum Kerem az dolanayım dedi ama hiçbir ses selam çıkmadı. Arayayım baba. Tabi ara. Aç bir baba. Canım nasılsın? İyiyim canım. Şimdi işte radyoterapi için geçiyorum hastaneye. Sen dışarıda mısın?
Ben arabadayım. Sen hastaneye geç, ben gelirim yanına. Biraz işim var. Tamam canım, peki. Hadi kolay gelsin. Tamam, dikkat et kendine. Görüşürüz. Efendim dede. Ha Kerem, oğlum neredesin, ben meraklandım. İyiyim ben, merak etmeyin, bir şey yok. İyi, iyi, güzel. Sesler geliyor, grupta mısın? Yok, dışarıdayım. Dolanıyorum dede. Ben buradan eve geçerim, hiç ana gelmeyeyim. Tamam oğlum, sen geç konu, dinlen aslan. Tamam, hadi öpeyim seni ben. Burada olsan yine bunun hikayesini anlatırdın bana. Ben de sakinleşirdim. Sonra saçma sapan şakalar yapardım sana. Sen yine de gülerdin. Bana umuttan, hayatın neşesinden, güzelliğinden bahsederdin. Sesin varlığını iyileştirirdi beni. Ama gittim. Sevdasız gittim. Seninle beraber unuttum, işe de gitti hayatımdan. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Senin adına hasret koysaydım. Gözümün önünde sadece birkaç çocukluk anısı olarak kalsaydın. Almanya'da yaptığın hataların zamanla affedebilir, seni sevmeye devam ederdim. Yıllar sonra karşılaştığımızda da her şeyi temize çekmiş olarak sana sarılabilirdim. Siz sevseniz de sevmeseniz de bir babanız var. Benim hiç olmadı. Ben babalığı sizinle öğrenmeye çalıştım. Hani gözleri görmeyen bir insana renkleri anlatamazsın ya, anlamaz. Benimki de herhalde o hesap. Ben kimseyi mutlu edemiyorum. Ama artık bu böyle olmasın istedim. Onun için buraya gelmiştim. Sen evlatlarının sevgisini korumak bir yana, canlarını yakmak için hep peşimizde oldun. Sadece masum insanların canını yakmadın baba. Hayalini kurduğun, inandığın, sevdiğin babayı da öldürdün. Halil. Sen ciddi ciddi beni mi takip ediyorsun? Bu kadar mı şüphe duydun? Kaybediyorsun vallahi. Ne münasebet canım. Biz Melih'in tedavisi için geldik. Ayrıca burada buluşacaktık. Evet, benim radyoterapim için buradayız bugün ama anlamadım. Yani ne oldu, sizin sorununuz mu? Yok bir sorun. Hadi gidelim. Bir hastayı soracaktım, acil gelmiş Funda Yıldırım. Bakayım bir saniye. Efendim? Ne yapıyorsun, nasılsın? Hiç aramadın aşkım bugün. İyiyim hayatım. İyi olmaya çalışıyorum. Defterimizi çıkardım öyle. Bir şeyler karalıyorum. Aşkım, acaba yazmasa mıydın? Hı? Güzel şeylerimizi yazardın. Ne yapayım? Yazarak olanlarla yüzleşip kabullenmeye çalışıyorum. Başka türlü kabullenemeyeceğim bu acıyı. Güzel günlerde bu yazdıklarımızı okuruz. Neler atlatmışız deriz. Tamam, tamam. Sen kendini mutlu hissedeceksen yazmaya devam et.
Ama böyle kendini çok düşünüp sıkma, tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Dikkat et, öpüyorum. Anlamadım şimdi. Siz... Ya Kenan ne demek istedi? Siz tartıştınız mı yoksa yeni mi? Yok, bugün Kerem geldi locaya. Çok da öfkeliydi. Benim de benim adım Adana'ya gönderilen nikah davetiyemiz vardı. Bağırdı, isyan etti haklı olarak. Bizim nikah davetiyemiz Adana'ya mı gönderilmiş? Evet. Hem de senin isminden. Kerem nereden öğrenmiş bunu? Onun eline nasıl geçmiş? Kerem Funda'nın yanına gitmiş. Babasının peşine o vermiş davetiyeyi çocuğa. Kerem de sana parladı ha? Haklı olarak bana parladı. Öfkeliydi zaten çocuk. Ben anlattım, izah ettim. Kerem ben yapmadım, ben göndermedim dedim. Yani çocuğun iyice aklı karışmış. Yani kimse dinleyecek tahammülü yok. Ne yapalım, toparlayacağız bu durumu? Şimdi anladım. Sen de tabii Kenan'ın gönderdiğini düşündün. Başka kim olacak ki Melek? Ben zaten gittim Kenan'ın yanına. Bu işte senin parmağın var dedim. Peşindeyim, dikkat et dedim. Söyledim yani yüzüne. Başka türlü rahat edemeyeceksin değil mi Halil? Melek abla, amca hoş geldin. Ömer. Hazırsan geçelim mi? Tamam canım. Sen dön işine. Ömer ilgilenir. Yok, ben beklerim. Seni eve bırakırım ben. Yok yok amca, merak etme. Tedaviden sonra ben bırakırım Melek ablayı. Merak etme sen. Hem ben zaten konağa geçeceğim. Şimdi Mithat da geldi ya. İyi, tamam. Haber ver bana, olur mu? Ömer, Melek abla sana emanet. Merak etme amca. Yani geçmiş olsun şimdiden. Tamam canım, sağ ol. Neresi Ömerciğim? Öyle. Alpay'ın oğlundan da bu beklenir zaten. Resmen üstüme saldırdı. Şu halime bak. Rezil oldum. Çok geçmiş olsun dediğim. Herkes öfkeli, herkes Alpay'ın peşinde. Kerem de erkek çocuğu neticede kontrolden çıkması normal. Sen... Kerem haklı mı diyorsun yani bana? Ben çocuğumu kaybedebilirdim ya. Üstüme saldırdı diyorum. Neyse haklı. Şu anda yaşadığımız hiçbir şey normal değil. Neyse. Bir ihtiyacın olursa ara. Doktorla konuştum. Senin de bebeğin de iyi olduğunu söyledi. Büyütecek bir mesele yok. Bu çocuk da isteyerek yapmamıştır. Sen dinle. Benim işlerim var. Senin kadar iyi niyetli olamayacağım. Hiç kusura bakma. Ay annem vallahi içim hiç rahat değil ya. Çoluk çocuk bunca kalabalık. Sen nasıl uğraşacağım bunlarla? Sen merak etme beni kuzum, yetişirim ben. Allah keder vermesin. Dert yoruyor insanı. Hizmet etmekte ne var? Ben bir rafıma bakayım. Hadi çık oğlum. Ben de akşam için bir şeyler yapacağım ha. İyi hadi gel birlikte yapalım. Hadi gel. Yemem ben sana. Gel. Kardeşim. Geçmiş olsun Rafık. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol Rafım, geç otur. Çok şükür Rafık. İyi gördüm seni. Ya sana da bir şey olsaydı ben o zaman ne yap? Etme böyle Rafım. Ben zaten affedemiyorum kendimi. Bir de sen... Senin ne kabahatin var Rafık? Senin ne kabahatin var? Ha? Canımızı bizden alan... Seni bu hale getiren Alpay soysuz. Ben engel olamadım Rafık'ım. Koruyamadım ikrayı. Ne ara geldi, ne ara araya girdi ben hiç bilmiyorum. En son bir sesini duydum. Ya Mithat abi diye bağırışı böyle benim kulaklarımdan gitmiyor Rafım. Benim vicdan azabından gözüm uyku girmiyor Rafım. Merhaba. Ben öyle. Bak sen de ölebilirdin. Ha? Bu soysuz acımadan ikinize de kıyarken sen ne yapabilirdin o an Rafım? Ben kader diyeyim.
acımı dindirmek için kadar değil ama... o kansız aklıma geldikçe... kader değildim. Geldi. Kanımızı akıttın. Canımızı bizden aldın. O kansız cezasını bulmadan içimdeki bu acı dinmeyeceğim. Bulacak cezasını. Bulacak. Eğer Seyran'a söz vermesem benden bulacaktı cezasını ama. Rafı. O kansız için kendini yakmaya değer mi? He? Hem sen Seyran'a söz vermesen ben sana izin verir miyim böyle bir şey yapmana? Çok şükür sen iyisin. Aslan kardeşim benim. Rafa'nı yalnız bırakıp da gitmedin. Ben ultrasona tekrar girebilecek miyim hemşire hanım? Şu bebeğimi canlı bir daha bir görsem. Abla ben dosyaları bırakayım. Tamam Ömerciğim ben bekliyorum seni. Senin ne işin var burada? Utanmaz oğlun yaptığını anlattı mı sana? Ne diyorsun? Ne yapmış oğlum? Bana saldırdı. Beni hastaneye zor yetiştirdiler ambulansla. Kerem, sana saldırdı. Kerem bana saldırdı. Ya, babasının hesabını benden sormaya kalktı. Gitti düşürdü beni. Vicdansız. Arkasına bile bakmadı biliyor musun? Kaçtı gitti. Eğer benim bebeğime bir şey olsun, bunun tek sorumlusu senin oğlun Kerem olacak. Kerem böyle bir şey yapmaz. Yaptı. Yaptı Melek. Armut dibine düşüyor işte. Babası katil, oğlu da saldırgan. Eğer çocuğuma bir şey olsun, yemin ediyorum şikayet edeceğim onu polise. Gidelim hemşire hanım. Onu polise şikayet ederim. Polise şikayet ederim ben onu. Annemin de haberi oldu tabii. Nasıl yaparsın böyle bir şey oğlum? Oğlum neredesin? Aç şu telefonu. Efendim kızım? Baba, Kerem yanında mı baba? Yok kızım, en son konuştuğumda konağa gideceğim dediydin. Tamam baba. Tamam, sağ ol. Hayırdır, önemli bir şey yok değil mi? Yok baba, tamam. Melek abla ne oldu? Ömer hemen konağa gidebilir miyiz? Ne oldu? Hemen gidelim hadi. Sorma Ömer, sorma. Alo, Melek çıktınız mı hastaneden? Nasıl oldun? Halil. Kerem sana ne anlattı? Onlar Funda ile ne konuşmuşlar? Ne olmuş orada? Yani locaya geldi, elinde davetiye vardı. Bir şey anlatmadı yani, bir ayrıntı vermedi. Ne oldu ki? Şimdi ben Funda ile karşılaştım hastanede. Kerem bana saldırdı diyor. Acile gelmiş, Kerem yaptı diyor. Ne diyorsun sen yani? Kerem nasıl yapar böyle bir şey? Bana hiç öyle kavga ettiğini falan söylemedi. Bilmiyorum Halil, ben bilmiyorum. Biz şimdi... Ömer'le konağa geçiyoruz. O da eve geliyormuş. Ben bir konuşacağım bakalım. Ya tamam, ben de geliyorum. Şimdi biraz sana da gerildi ya. Acaba ben önce bir yalnız mı konuşsam onunla? Tamam peki, haber ver bana olur mu? Tamam, tamam canım. Tamam hadi ver. Kahretsin, nerede bu adam ya?
Ya godular tesbihi. Gaziantep Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan 37.165 personel numaralı Doktor Ömer Şirhan. 8 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğunuz iller arası gönüllü tayin başvurunuz incelenmiş olup, gerekli yönetmeliklerce de tayininize bir engel bulunmamıştır. Defne. Defne. Ana. Ana. Ana ne oldu? Efendim babaanne. Ana ne oldu? Sen böyle güzel güzel konuştun da burnumun garına mı girdin sen? Ben sana inandım. Yüreğimi açtım. Anlamadım babaanne ben. Ana, bir desene ne oldu? Senden bu işin içindesin. İkiniz bir oldunuz da yüreğime bu hançeri öyle mi sapladınız? Sen benim vicdanımla güzel güzel konuştun. Halifeti'ye geldin. Bir aile olalım baba ne dedin? Beni kandırdın. İnandım sağ kalktım buralara kadar geldim. Meğer siz için başka şeyler planlamışsın. Babaannem, ne planı? Nasıl kılıyorsun? O elindeki ne ana? Sen gene neye kızdın bir desen ya. Ömer. Neredesin oğlum? Neden açmıyorsun oğlum? Neredesin? Ne yaptın sen oğlum böyle? Ne yaptın böyle Kerem'im? Senin ne zaman o güzel kalbin böyle karardı? Bırak abla, Kerem böyle bir şey yapmamıştır. Ya eminim, Kerem'i tanıyorum. Kesin bir yanlış anlaşılma var. Funda yalan söylüyordur. Ne bileyim yani şimdi kadın orada o can havliyle bebeğini kaybedeceğim diye korkuyor. O halde yalan söylemez ki. Açmıyor mu? Yok açmıyor. Açmıyor. Sen nasılsın Ömer? Sen de iyi değil gibisin. Defne ile ilgili bir şey var. Babaannemle Defne tartıştığında o anki kızgınlıkla karar vermiştim. Şimdi vazgeçtim. Ne kararı? Başka eve taşınacaktık Defne ile. İşte
başka bir yere gidecektik. Babaannenle sorunlar çözüldü diye biliyorum ama ben, değil mi? Yoksa başka bilmediğim bir şey mi var? Yok, gerçekten yok Melek abla. Merak etme, endişelenecek hiçbir şey yok. Burada ineyim ben o zaman oğlum. Sen hiç girme içeri. Yok ya, bırakayım ben. Yok oğlum, hiç gerek yok. Teşekkür ederim sana. Endişelenmemi gerektirecek bir şey yok değil mi Ömer? Gerçekten yok. İçin rahat olsun. Sağ ol. Hadi dikkatli git olur mu? Sen de. Anne, anneyle elma şekeri yedik. İç tane o elma kitabı bitirdik. Aferin size. Yemeklerini de yediler annesi. Güzel güzel oynadılar. Hiç yaramazlık yapmadılar maşallah. Of, aferin. Sayın yenge, birlikte oyun oynayalım mı? Oynayalım tabii. Aa, ne oldu? Seyran yengen gelince benim pabucum dama mı atıldı ha? Hayır kardeş, pabuç dama atılmıyormuş. Hı. Ben baktım. İnanmıyorsan sen de bak. Ay ne espri, ne espri. Ah, Melek de geldi. Buyurun. Kerem Yıldırım. Bir şey mi oldu Kerem'e? Hayırdır? Ne yapacaksınız Kerem'e? Hayırdır inşallah. Kerem Yıldırım burada mı oturuyor? He. Hayır, ne yapacaksınız Kerem'e? Hakkında şikayet var. Bizimle karakola kadar gelecek. Şikayet memur bey oğlum. Ah, işte burada. Gel. Kaçak değil benim yeğenim. Ne oldu ya? Niye bizim yüreğimizi ağzımıza getirirsiniz kafamıza dayanıp? Ne oldu? Ne yaptı bu çocuk? Ne oluyor? Niye gelmişler? Kerem Yıldırım sen misin? Benim. Bizimle karakola kadar geleceksin. Hakkında şikayet var. Ne şikayet? Kardeşim birini darp etmişsin. Gel karakolda anlatırlar sana. Ben kimseyi darp etmedim. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Yürüyün hadi. Memur bey, bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir mi? Yanlışlık varsa karakolda düzelir hanımefendi. Oğlum, sen biriyle kavga falan mı ettin? Ay başımıza gelenler. Buyurun. Ben arayacağım dayanışımı. Ver Kadriye. Mahmut, ya çabuk koş yetiş. Polisler geldi, Kerem'i götürüyorlar Mahmut, ha konakta. Ne dedin sen ya? Baba, Kerem'i polisler almış, tutuklamışlar. Ne dedin oğlum sen? Ver Kadriye söyledi şimdi. Korktuğumuz başımıza mı geldi ya? Ömer, anneciğim hastanede misin? Geldim. Geldim anne, kapıdayım. E tamam, hadi. Babaanne ben... Yemin ederim benim böyle bir şeyden haberim yok. Aradım şimdi Ömer, geliyor, kapıdaymış zaten. Haberin yoktu da... kendi kendine mi karar vermişsin? Daimi çıktığından neticiydi sen. Sen anasızsın. Sen nasıl haberin olmaz? Babaanne. Defne'nin de annemin de gerçekten haberi yok. Kendi başına öyle uygun gördün yani. Hiç kimseye danışmadan, sormadan. Anneciğim,
Bu böyle hiç tek başına karar verilecek bir şey mi? E çıkmış şimdi tayinin. Ne edeceğiz? Bana da haber vermedin öyle mi Ömer? E babaanne. Bak ben o dilekçeyi verirken sana çok öfkeliydim, kızgındım olanlardan. Sen de biliyorsun. Ben de ne yaptığımı bilemedim. Gittim tayinimi istedim. Defneyi alıp gidecektim buradan. Sonra her şey düzeldi. Evet sen geldin. Ama ben ne bileyim, karışıklıkları biliyorsun zaten. Tamamen aklımdan çıkmış, unutmuşum yani. Unuttun mu? Unuttun mu? Aferin sana. Benim sana söyleyeceğim hiçbir sözüm kalmadı artık. Baba ne yap? Böyle bak. Ömer sen bunu bana söylemeden nasıl yaparsın? Hı? Benim fikrimi almadan buradan gitmeye nasıl karar verirsin? Efrem söyledim ama bak kızgınlık da oldu bir an. Ne yap? Anne sen yapma. Haklı kız anne. Babaannen de haklı. O da haklı. Hiç böyle tek başına karar verilecek bir şey mi? Anne zaten o ara taşınacaktık ama... Anne burada ayrı bir çatının altında olmak başka. Başka bir şehirde olmak bambaşka. Ne yaptın be annem? Efnem. Güzel gözlüm. Hiç konuşma Ömer. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Babaannen geldi aşağıda bana kızdı biliyor musun? Torunumun aklını sen karıştırdın dedi. Sonra bana kızması değil. Bunu bana söylemeden... Öyle bana fikrimi sormadan yapman canımı yaktı. Senin için yaptım. Babaannem bize huzur vermediği için yaptım Defne. Düşündüğüm bir şey, uzaklaşırsak kimse bizi üzmez. Kimse bize karışmaz. Kimse benim güzel eşimin üzerine gitmez diye düşündüm. Çok öfkeliydim o an. Anla beni. Benim için yaptın öyle mi? Bana fikrimi sormadan, bana danışmadan beni düşündün. Nasıl düşündük Ömer? Ben gidip babaanneni getirdim. Bir şeyleri düzeltmeye çalıştım. Sen o sırada gidip tayinini mi istedin? Defnem, dilekçe verdiğimi bile unuttum. Sana söyledim ya. Sonra siz babaannemle barıştınız. Ondan sonra olanları hatırlamıyor musun? Neler geldi başımıza? Her gün bir problem, her gün bir sıkıntı. Dönüp kendimize bakacak halimiz var mıydı? Sana soruyorum, var mıydı? Yoktu. Tamamen aklımdan uçmuş gitmiş. Anla beni. Ben sana kaç defa buradan gitmek istemediğimi söyledim Ömer. Annemlerden, kardeşlerimden, dedemden ayrılmak istemediğimi söyledim. Yani sen bunu bile bile nasıl böyle bir şeye karar verdin? Hı? Ömer biz evliyiz. Öyle tek başına karar veremezsin. Özellikle konu bitsek. Haklısın. Özür dilerim. Ama ben de bugün öğrendim. Zaten hocayla konuştum. Tayini durdur dedim. İptal dilekçesi yazdım. Hem cevap gelene kadar bir süre daha buradayız zaten. Ya durdurmazlarsa? Durmazlarsa. Belki de... Son yaşananlardan sonra başka bir yere gitmek... bize iyi gelir. Ne dersin? Başka bir şehir, tertemiz bir sayfa açarız. En hayırlısı budur belki de. Nasıl yani? Neler yaşadığımıza bir bak Defne. Evlendiğimiz günden beri yüzümüz gülmüyor. Hep bir sıkıntı, hep bir problem. Ben sevdiğim bir kadınla bir günümü bile mutlu geçiremiyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen gerçekten gitmek istiyorsun. Kaçmak istiyorsun buradan öyle mi? Doğru, benim babam bir katil ya. Bizim buradan gitmemiz gerekiyor. Başka türlü kurtulamayız çünkü. Değil mi? Şehir değiştirmemiz gerekiyor.
Anca öyle kurtuluruz. Bu çok utanç verici bir şey çünkü, değil mi? Defne, öyle değil. Ömer, soruma cevap ver. Sen bu utançtan kaçmak için mi gitmek istiyorsun? Niye? Karın bir katilin kızı diye mi? Alpa'yı burada saklıyorsun ha Kenan Efendi? Kenan'ım gelirken keşke bir şey getirseydin ya bana. Aklımdaydı da. Olanlara canım çok sıkıldı. Vallahi bastım geldim. Kafa kalmadı bende. Ne oldu Kenan, hayırdır? Of albayım. Kenan, ne oldu, anlatsana, kötü bir şey mi var? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Hastaneden geliyorum. Yok artık. Mithat da öldü deme sakın bana, tamam mı? Yok, Mithat gayet sağlıklı, taburcu oldu. Ama Funda. Ne oldu Funda'ya? Funda hastanede, burada. Funda Adana'da değil mi ya? Hastanede ne yapıyor? Ya şunu taksi anlatmasana, şunu söylesene. Bugün Adana'dan gelmiş Funda. Kerem de bunu duymuş. Senin nerede olduğunu öğrenmek için Funda ile konuşmaya gitmiş. Tabii doğal olarak tartışmışlar. Kerem biraz fazla yükselmiş. Ne yapmış Kerem? Funda'ya bir zarar falan vermemiş değil mi? Kerem Funda'ya saldırmış albay. Funda'nın durumu gayet iyi. Maalesef. Bebeğiniz ölmüş. Demek darbe aldıysa karnına kadıncağız. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Benim oğlum doğmayan çocuğumu mu öldürmüş yani? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Üzgünüm ablayım. Nasıl bir kaderdir ki bu babası oğlunun sevdiği kızı yanlışlıkla öldürüyor. Oğlu da kardeşinin ölümüne sebep oluyor istemeden. Hayatın nasıl bir düzeni, nasıl bir matematiği var anlamak mümkün değil. Ne diyorsun Kenan sen ya? Benim doğmamış çocuğumu oğlum öldürmüş. Karın da şu anda hastanede, öyle mi? Ne diyorsun? Ne bağırıyorsun albay? Olanları anlatıyorum. Kim bu ya? Kenan! Kenan! Kenan, aç şu kapıyı! Kenan! Bak, o şerefsizi içeride saklıyorsun. Aç şu kapıyı. Seni buraya girerken gördüm. Kenan! Nereye kadar saklayacaksın Kenan? İçeride olduğunuzu biliyorum. Her masalın sonu varmış bile.
kalbimde, karadan her karışımda.